Başkanı Sayın Recep Altepe, Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar, hesabımıza çalışmaktan başka hiçbir görevi olmadığı halde şimdi evlerimizi sahiplenip zorluk çıkartan TOKİ'ye son ikazımızdır. 5,5 yıldır hakkımız olandan daha fazlasını istemeden sesimiz çıktığı kadar bağırıyoruz. Zamanında Osman Gazi Belediyesi'nin tüm isteklerini yerine getirerek kentsel dönüşüme evet dedik. Arsalarımızı alıp karşılığında süper lüks daireler yapma sözü verenlerin şimdilerde arsalarımıza konma, evlerimizi bize geri satma çabalarıyla karşı karşıyayız. Psikolojik olarak sorunlar yaşayan hak sahiplerinden tutun, 18 ayda teslim denip 5,5 yılda bitirilemediği için evinde oturmaya valisi yetmeyen büyüklerimizin bir bir günahına girilmektedir. Bize sormadan yapılan değişiklikler karşısında halktan istenen trilyonlarca fahiş rakamları, sözde çözüm önerileriyle halka yamamaya çalışan beceriksiz yöneticilerin verdiği zarar hem halkı hem de Bursa'yı mağdur etmektedir. Proje başından sonuna kadar sayamayacağımız kadar usulsüzlüğe imza atan Osman Gazi ve Büyükşehir Belediyeleri şimdi de TOKİ ve aracı bankanın arkasına saklanarak kendi hatalarını halkın üzerine atarak temizlenmeye çalışmaktadırlar. Doğan Bey halkı başarısız belediye başkanlarının boyunu aşan projelere girmesinin sorumlusu ya da suçlusu değil, sadece mağdurudur. Her geçen gün yeni bir mağduriyete imza atılan Doğan Bey projesinde şimdi mağduriyetten ziyade usulsüzlük yapılarak belediye, banka ve TOKİ üçgeninde halk kanunsuz yollardan borçlandırılmak, evlerine sokulmamak ve resmi tebligat yapılmadığı halde imzaya gitmeyenleri korkutmak vasıtasıyla evlerinden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Burada araya bir şey ekleyeceğim. Gittiğinizde sizleri korkutan banka memurunu ben savcılıktan Halk Bankası'na kadar her yere şikayet ettim. Yazılı ve sözlü bir özür almadan ve kendisi o görevden alınmadan ben bu işin peşini bırakmayacağım. Lütfen siz de gereken böyle bir şey varsa, sizi korkutuyorlarsa, dün bir amcamız neredeyse kalp krizi geçiriyormuş. Lütfen böyle bir şey varsa yasal haklarınızı kullanmaktan sakın korkmayın. Bugüne kadar Doğan Beyliler yasal haricinde hiçbir şey yapmadı ama size karşı yapılan bir şey varsa da lütfen yasal haklarınızı bizler gibi sizler de kullanın. İlk kazma vurulduğundan bu yana bizim olduğu tüm Bursa ve ülke tarafından bilinen dairelerimize sonradan ortaya çıkartılan sözleşmeler imzalanmazsa kesinlikle giremeyeceğimiz bilgisi veren belediye, banka ve TOKİ'nin ne yapmaya çalıştığı, üzerimizde ne oyun oynadığı ortadadır. Bizim oranı bizden almak ya da imalat fiyatına sözde borçları bahane ederek bize geri satmaya çalışanların son oyunu satış sözleşmesi adı altında Recep Altepe'yi temize çıkartma çalışmasından başka bir şey değildir. Biraz sessiz olursanız herkes duyar. Rica edeceğim. Lütfen biraz sessizlik. Bugüne kadar hep anlattık. En başta belediye başkanları olmak kaydıyla bilmeyen ve anlamayan herkese hem kentsel dönüşümü, hem hakkı, hem de hukuku öğrettik. Şimdi sıra öğreteceğimiz son derse geldi. En son ve en önemli ders. Doğan Bey'in gerçek sahibi kimler? Bu binalar kimin? Elimizde tüm resmi evrak ve noter tasdikli kura listesi olmasına rağmen verilmeyen anahtarların ve bu arkamızda gördüğünüz binaların gerçek sahipleri kimler? Benim alandan beni kim uzak tutabilir? 6 yıl önce belediyesine ve devletine güvendi diye daha kaç kişinin vefat etmesi ya da intihar etmesi gerekecek? 6 yıl beceriksizlik ve kötü niyetten dolayı evsiz bırakılan halkın psikolojisi nelere sebebiyet verecek? Yasallığı tartışılır, son ve tebligatsız imzalatılmaya çalışılan borç sözleşmelerine hayır diyoruz. Sonu nereye varırsa varsın, muvafakat senedi üzerinde yazanların haricinde yazan hiçbir sözleşmeyi içimizden çıkan hainlere de rağmen imzalamıyoruz.
yetkililer. Burası çok önemli. Bu size son ikazımız. Biz Doğan Bey'in ilk, tek ve son sahipleriyiz. Bizler hakkımız olan tapulu arsalarımıza karşı size yapma izni verdiğimiz ve kimisi 2 yıldır hazır olduğu halde becerip de bize teslim edemediğiniz dairelerimize girmek için bugün bu tarihten itibaren size mühlet veriyoruz. Devlet ve adaletin bize keseceği tüm faturaları mahkeme sonucunda, ama mahkeme sonucunda şunu ödemeniz gerekiyor denen tüm faturaları biz Doğan Beyliler olarak zaten kabul ediyoruz. Size tavsiyemiz, yasal dayanağınız ve biraz da cesaretiniz varsa buradaki insanları çıkan sanal borçlardan dolayı mahkemeye verin, sayın belediye başkanlarımız. Bundan sonra zaten bizim olan binalara taşınmak için ne belediyenin, ne TOKİ'nin, ne de kimin, ne cüretle bize sormadan atadığı yönetimin elinde bulunduğu anahtarlara ihtiyacımız yok. Yeter ki evlerimize girmekte kararlı olalım. Sözleşme imzalamamada kararlı olalım. Kimsenin elinde tuttuğu anahtarlara ihtiyacımız yok. Gerektiği yerde kapımızı da açarız, anahtarımızı da değiştiririz, camımızı da kırarız. Evet. Bu bize kalmış bir şey. Ama yasalar çerçevesinde. Mübarek Ramazan ayı içerisinde biz mağdur halk adına sözde adımlar değil de gerçek müsbet adımlar atılıp iş bittikten sonra ortaya atılan ve neredeyse ölüm fermanımız gibi olan yasa dışı sözleşmeler değil. Sadece ev teslim tutanağı ile evlerin teslimini yapmanızın yasal bir zorunluluk olduğunu, buna mecbur olduğunuzu, TOKİ ile belediyenin arasında imzalanan ve orijinalinin kopyasının elimizde olan protokolde de ev teslimlerini belediye yapar ibaresine istinaden bunları bize vermenizin zorunlu olduğunu bir kez daha siz belediye başkanlarımıza ve belediyelerimize hatırlatırız. Verdiğimiz süre içerisinde halka yapılan zulüm ve yasa dışı zorlamaların devamı halinde Doğan Bey halkı kesinlikle çizgisini ve sakinliğini bozmadan güvenlik güçleri nezaretinde, gerekirse noter şahitliğinde bizlere yardım elini uzatacak olan tüm sivil toplum örgütleri ve Bursa halkının da desteğiyle zaten bizim olan ve 2009 yılında teslim edilmesi gereken evlerimize gireceğimizi, bununla ilgili tüm ihtarnamelerin TOKİ ve savcılığa da yazılı olarak verildiğini ve verilmeye devam edileceğini ihtar ederiz. Burada bir hatırlatma daha yapayım. DOKOP Derneği olarak bu ihtarnameleri biz TOKİ'ye ellerimizle teslim ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Bunlar yapılırken derneğe gelip ihtarname vermeniz gerekli olduğunu da tekrar hatırlatayım. Bir şeyin altını çizerek. DOKOP Derneği, tek derneğimiz. Tüm sabrımız ve iyi niyetimizin kötüye kullanılması ya da şu ana kadar karşımızda bulunanların yaptığı gibi yeteneksiz oldukları kadar ilgisiz ve sessiz de kalınırsa tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı, birçok farklı yasal çözüm yoluna gideceğimizi de tekrar hatırlatmak isterim. Son olarak söylemek gerekirse, biliyorum ki herkesin içinde bir yara, benim olduğu gibi. Doğan Bey halkının karşılıksız güvenle
belediye başkanlarına ve ben sorumluyum diyen geri kalan tebaaya yaptığını, bizim onlara yaptığımızı baba evladına yapmaz. Fakat sorumluların Doğan Bey halkına yaptığı zulmü de dünya üzerinde kimse kimseye yapmamıştır daha. Aynen. 2007'de tek yasal evrak olan muvafakatnamede adı geçen ama artık bizlerle olmayan büyüklerimiz, vefat eden büyüklerimiz ve canımızı en derin yerinden yakan, oturtulmadığı daire katından son kez manzarasına bakan ama artık aramızda olamayacak olan arkadaşlarımızı da saygı ve dualarımızla anarak bu zulmün bitirilmesini diliyoruz. Bu karşımızda olduğunu iddia eden, yasal ve yasal olmayan, içimizden çıkan üçkağıtçılara da herkese son ihtarımızdır. Herkesin Ramazan'ını da kutlarım. Geldiğiniz için çok çok teşekkürler. Derneğe olan lütfen lütfen artık neyin ne olacağı ortadan, derneğimize olan ilginizi ve desteğinizi arttırın, çoğaltın ki daha bu evlere girdikten sonra karşımıza neler çıkacağı ile ilgili en ufak bilgimiz yok. Daha nelerle savaşacağız? Lütfen desteğinizi devam ettirin. Çok teşekkürler. Tamam.